24 Mayıs, 30 Mayıs Derlas'tan burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkoya Official Instagram sayfam. Onu da takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Huzurlu bir hafta olsun, umutlu bir hafta. Niye öyle diyorum? Maddi açıdan zorlanabileceğiniz ve harcamalarınızla alakalı yorulacağınız, işte atar tutar havanız biraz kontrol dışına çıkacak. Kendiniz tedbirlerinizi almanız lazım. Kişisel rahatlığınıza önem verdiğiniz için işinizle alakalı noktalarda insanların karmaşık hayatını görmemek için bir tartışma ortamı yaratacaksınız. Bu kontrolünüzden çıkacak ve bu yüzden gereksiz olaylara, gereksiz triplerde mağdur kalabilirsiniz. Bu ara parasal ve iş konularınızın tedbirini alalım. Eğer aile işi yapıyorsanız, aileyle alakalı yaşadığınız iş stresi işinizden ayrılmaya ya da haklarınızla alakalı yenilmeye sebep olacak. Büyük bir kurumsal ya da farklı bir noktada çalışıyorsanız bununla ilgili haksızlığa uğrayacaksınız. Beklediğiniz konum başka biri tarafından alacak. O yüzden hüzün yaşayabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız gereksiz para harcamaları sizi riske sokabilir. Bu hafta bunları kontrol etmemiz lazım. Ortaklı yol bulmak istediğiniz ve ortak iş yapmak istediğiniz konularınız var. Evet, belki bunun için 7-11 Haziran arası daha mantıklı karar verip bu sistemi yaptığınızda planladığınız ve programladığınız altyapı iş kapılarınızla alakalı noktanın ferahlığını ve yardımsever enerjinizle Allah sizin bu yolunuzu vereceğini gösteriyor. Ani karar verme. Bu haftayı biraz dingin. İnsanların hataları yüzünden zarar görmeni istemiyorum. Ama hiç bitmeyen bir telefon trafiği, mailler, mesajlar, hareketler, devamlı yeni iş tekliflerinde kontrol ederseniz, maddi evrenizde kontrolde tutarsanız muhteşem kazançlı bir hafta sizi bekliyor. Bu ara böyle bir ormana gideyim, temiz hava alayım, sporumu ormanda yapayım diyeceğimiz bir enerjiniz var. Son zamanlarda göbek ve basenle alakalı ya da kaslarda zayıfladığını hissettiğiniz için kendinizi bir spor enerjisine tutacaksınız. Yavaş yavaş bu enerjinizle kaslarımızı toparlayacağımız bir dönem. Duygusal olarak evliyseniz biraz gereksiz gerginlikler devam edecek. Alttan almayı öğrenirseniz evlilik muhteşem olacak. Ama üste çıkarsanız evlilikte hırlama haftası, hafta sonu kötü geçecek. Ona göre dikkat edin diyorum. Yavaş yavaş alttan alın. Yavaş yavaş bu enerjiyi toparlayın. İlişkinizle ilgili uzun süredir yol almak istiyorsanız bununla ilgili karşı tarafı çok zorladınız, çok bıt bıt etmeye başladınız. Karşı taraf yoruldu. Lütfen sakin olun. O sizi terk etmek istemiyor. Sadece bıt bıtınızdan bıttı. Bu konuşmaları geri atmanız lazım. Ortaklı ya da devlet işiyle alakalı çözmeniz gereken bazı evraklarınız var. Bunlarla ilgili de bu hafta altyapısını oturtun, eksik evraklarınızı tamamlayın. Unuttuğunuz vergi vesaire evraklarınız varsa ya da yurt dışına yollamanız gereken bazı ürünleriniz varsa bunları ihmal etmeyin. İleride sorun olacağını uyarıyorum. Devlet kadrosuna girmek ya da devletle ilgili yapmak istediğiniz işler için Mayıs, Haziran'ın sonuna ihtiyacınız var. Bu dönem bunların altyapısını oturtacaksınız ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Acele etmeyin. Rabbim sizinle. Panik yapmayın. Doğru yoldasınız diyorum. Merak etmeyin. Özellikle sanat üzerine ya da elektrik mühendisi, dijital mühendislikle alakalı bağlantılarınız varsa özellikle Almanya, Avusturya, Amerika, Çin, Japonya tarafında büyük projelere katılmak istiyorsanız güzel fırsatlar var. Belki master'ınız ya da eğitiminizi bu noktada yapmak istiyorsunuz. Eylül'e kadar sabırlı olursanız bu kapınızda aydınlığa erecek değerli aslan burçlarım. Lise eğitimi ya da ortaokul eğitimi eksik olan aslanlar, eksik yönünüzü artık tamamlamanız lazım. Dışarıdan lisenizi, dışarıdan ortaokulunuzu yapın lütfen. Çünkü kendinize marka yaratmak isteyen bazı aslan burçları var. Ama eğitimle ilgili kendinizi eksik gördüğünüz için markadan korkuyorsunuz. Bazen en iyi üniversite mezunu bile sizin yeteneğinize sahip olmayabilir. Siz içinizdeki markanızı yaratın. O Rabbim, yarım olanlarınızı da tamamlayın diyorum. Dil eğitimi özellikle Fransızca, İspanyolca, Çince öğrenmek isteyen bazı aslanlar için güzel dil fırsatlarımız var. Bunları değerlendirmenizi istiyorum. Özellikle son zamanlarda bağırsak enfeksiyonlarımız ya da bağırsakta bir rahatsızlık olabilir ve devamlı sis gibi tuvalete gidip gelme enfeksiyonlarımız ama bir şey yapamıyor olabiliriz. Bir bağırsaklarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Bazınızda da nefes darlığı ve kalple alakalı tıkanmalarımız var. Bir kalp kontrolü yapalım. Evet, aşksız olan aslanlara muhteşem keyifli bir enerji ve hayatta hatta el arkadaşımızı ömür boyu tutacağımız, sevgiyi daha ön planda çıkaracağımız, doğru insanla yaşayacağımız enerjimizi hayatımıza geçiş sağlayacak. Sadece çok yorgunsunuz ve bu yapılan hayatınızla alakalı noktaları
tahammül edemiyorsunuz. Yaptığınız iyilikler kazık gibi bedenime oturdu diyorsunuz. Özellikle gençlere sesleniyorum. 22, 24, 27 yaş olanlarda güzel iş fırsatları, eğitiminizle alakalı yapmak istediğiniz yarımlıkları tamamlayacaksınız. Hatta evlilik planı olan aslanlarda ertelenme olabilir. Panik yapmayın. Evliliğiniz gerçekleşecek. Şöyle bir durum var. Sizde de büyüklerde bu ara aileniz sizde kalabilir. Uzun süredir köy, toprak ya da ailenize ait yerleri ziyaret etme ya da bir Anadolu ziyaret kafanız var. Bu enerjiniz de iyi gelecek ve seyahat sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim değerli aslan burçları. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Hoşça kalın.